Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videoda sizlere normal bir ürün tanıtımı gibi bir şey yapmayacağım. Çok ses var ise şöyle birazcık kenara çekileceğim. Çünkü ana bir caddenin üzerindeyim. Bu videoda tanıtacağım şey bir ürün değil, dediğim gibi. Dişlerimi yaptıracağım. Kliniği sizlere tanıtacağım. Hem diş yapımı esnasında da bir video çekeceğim. Hem de bu kliniği sizlere gösteriyor ve paylaşıyor olacağım. Ayrıca doktorumuzla da tabii ki görüşeceğiz. İçerisi gerçekten uzay üssü gibi. Bu arada Covid'den dolayı şayet dişçiye gitmeye çekiniyorsanız biraz sonra burayı gördüğünüzde kesinlikle çekinmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Buraya tamamıyla güvenli bir şekilde girip Covid kapmadan çıkarak dişlerinizi yaptırabileceksiniz. Çünkü gerçekten dezenfekte edilmiş durumda. Şimdi sizlere içeriği göstereceğim. İçeriye bir giriş yapacağız. Videoya geçmeden önce tabii ki her zamanki klasik lafım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi içeriye geçelim. İçeriye gireceğim ama öncelikle tabii ki maskemi takıyorum. Sokaktaydım, biraz insanlardan uzaktım diye maskeyi çıkartmıştım. Ama şimdi tekrardan maskeyi takıyorum. Öncelikle kliniği size dışarıdan göstereceğim. Şöyle dışarıdan çekimi, bu arada gözlüğümü de elimde tutuyorum. Dış taraftan çekimi şu şekilde alarak başlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu iç kısımda direkt dezenfektan kısmı var. Dezenfekte ediliyor. Buradan şu şeyin içinden dezenfekte sıvıları çıkıyor. Burada ıslanmadan geçmeye çalışacağım. Tabii burada duruyorsunuz. Bir güzel dezenfekte ediyor. Burada gördüğünüz gibi galosları ayağımıza geçirmeden içeriye girmiyoruz. İçeri girdiğimizde kapıda güler yüzle karşılıyorlar. Merhaba. Buradan ateşimizi ölçüyoruz pek tabii ki. Ardından da HES kodumuzu alıyorlar. HES kodunu göstermek için görüntüyü durduracağım bir süre. Aldıktan sonra arkadaşlar yardımcı olacak. Burada bekliyoruz. Ebru Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün işlemlerim için randevum vardı. Saat 5 civarında sanırım implantımın artık takılması gerekiyordu. Evet. Ve onun için geldim. Hemen yardımcı olalım. Sizi tedavi katımıza alalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yaptım. Çevreyi sizlere göstereceğim. Burada bir bekleme salonu var ve gerçekten harika bir yer. Yani bir dişçi için gerçekten çok fazla. Yani hem diş yapımı bakımından iyiler hem de temizlikleri bakımından iyiler. Ayrıca buranın tasarımı da gerçekten harika. Şartlar altında dişçiden çekiniyordum açıkçası ama buraya başladıktan sonra implant ve kaplama, dolgu gibi bir sürü işlem yaptırdım. Şu an artık implantımın son aşamasındayım. Çok da hoşuma gittiği için çekip paylaşma gereksinimi duydum. O yüzden de böyle bir video hazırlıyorum. Şimdi şöyle göstereyim bu arada. Her yeni kişi geldiğinde şu şekilde bir işlem yapılıyor. Koltuklara her seferinde böyle kıyafetler giydiriliyor. Daha temiz olması sağlanıyor ve zaten biraz sonra göreceksiniz, benim de üzerime önlük geçirecekler. Yani bu her gelen kişiye yapılıyor. Bu arada içerinin temizliği girişten itibaren gördüğünüz gibi son derece temiz bir durumda. Yani ben açıkçası burayı tercih ediyorum ve artık tercih etmeye de devam edeceğim. Şayet başka yapılacak dişim kalırsa, çünkü hepsini yapıyorlar. Şimdi bir de önlük giyeceğim.
Önlüğümü de giydim. Gayet şık bir önlük. 2021. Hangi aydı bu? Mayıs kreasyonu oldu bu birazcık. Bu arada burada bir sürü dişim yapıldı. Şimdi onları da size ben burada grafik halinde göstereyim. Burada yapılmış olan dişlerim var. Şurada iki tane gördüğünüz gibi implant. Bunların kökü takılmış durumda. Şimdi üstlerinin ölçüsü alınmıştı. Bu implantlar takılacak. Burada bir tane köprü işlemi yapılmıştı. Ardından dolgular, kırmızı gördüklerinizin hepsi dolgu. Ağzımın içi dolgu dolu bu arada. Şimdi bu implantları takacaklar. Onları da zaten takarken kısa bir video alacağım. Gerçekten dişçiden korkuyordum ama buraya gelmeye başladıktan sonra zaten ilk geldiğimde komple bir ağız taraması yaptılar. Ardından Köksal Bey hangi işlemlerin yapılması gerektiğini, ne gibi işlemler yapılabileceğini, hangilerini yaptırıp yaptırmak istemediğimi bana böyle bir A4 kağıdı biçiminde sundu. Ben de baştan başlayalım artık hepsini de yapalım diye girdim. Zaten birkaç aydır burada dişlerimi yaptırıyorum ama bu implant yaptırma işleminden birçok kişi korktuğu için ve çekindiği için bununla ilgili açıkçası bir video çekme gereksinimi duydum. Daha öncesinde bir video çekmiştim ama çok hoşuma gitmediği için sildim. İmplant yapımına ilk başlandığında bu kökleri takmışlardı. İlk 1-2 gün sadece böyle ufak bir şişlik tarzında bir yani ağrı olmadı ama bir şişlik olmuştu. Daha sonrasında hiçbir ağrı sızı bir şey olmadı. Ağzımın içinde şurada 2 tane vida var şimdi. Arada da bir tane boşluk var. O üçünü kapatacak kadar alanda bir implant takılacak. Yaklaşık 4 gün önce gelmiştim, bir ölçü alındı. Bu arada dijital bir ölçü alıyorlar. Gerçekten değişik bir aletle böyle ağzımın içine sokup sağlı sollu giriştikleri bir ölçü alma cihazıyla ölçüyü aldılar. Nasıl çıkarttı bilmiyorum ama cihaz böyle ağzımın komple resmini çıkarttı. Onun üzerinden de dişi yaptırdılar. Bugün de beni arayıp çağırdılar. Saat 5 civarıydı zaten. Buraya geldim. Doktorumuz Köksal Bey geldi. Yaptılar. Köksal Bey'i gösterebiliyor muyuz? Ben 95'imi alıyorum. Köksal Bey dişi bu konusunda çok yardımcı oldu ve gerçekten zaten başından sonuna kadar bütün işlemlerle, bütün yapımlarla kendisi ilgilendi. Ağzım hoş bir inşaat alanına dönmüş olsa da sonucu gerçekten harika olacak. Ondan hiç şüphem yok. Şimdi işlemlere başlayacağız. Ardından da neler yapılacak Köksal Bey? Bugün implantın ölçüsünü geçen sefer almıştık. Bugün evet, ne yapacağız? Dijital ölçü aldık Koray Bey. Bu aldığımız dijital ölçüyle inşallah şu anda bunu direkt takacağız dişimize. Ve tamamen dijital olarak yapıldığı için implantlarımızın üstüne tepeden vidalı, birebir uyumlu, diş etiğiyle çok sağlıklı şekilde uyum olan bir dişimiz olacak inşallah. Ama tabii sonuçta seni kullandıracağız ve şikayet, sıkıntı var mı onları göreceğiz. Çok teşekkürler, o zaman başlıyoruz. İnşallah. Bu açık kalsın bir yandan, ben böyle... Yok, kapanıyor. Tamam. Artık kalmayacak. Sonra bunu implantın içine tepesinden vidalayacağız. Zaten ağzına göreceksin. Çok böyle diş yaptırmış gibi değil. Çok müthiş mutlu olacaksın. Süper. Yapıştırma işlemeden önce olmadı. Yo kendi kendime de konuşuyorum. Yapıştırma işleminden önce bir denedik, prova yaptık. Biraz sonra yapıştırmaya başlayacağız. Bu arada ağzımın içini şöyle göstereceğim. Normalde ağzımın içini göstermeyecektim ama şu tarafta 3 tane dişim eksik. Şimdi oraya üçlü, yani köprülü implant mı artık adına ne deniyorsa öyle bir şey yapılacak. 2 tane implant, ortası da boş. O 3 tarafı birbiriyle köprüleyecek derecede bir şey olacak. Açıkçası güzel olacağına inanıyorum çünkü bu tarafta da benzer işlem yapılmıştı. Normal dişinden ayırt edilebilir durumda değil. Takıldı. Şimdi diş takıldı. Köksal Bey sağ olsun bitirdi. Teşekkür ediyorum öncelikle kendisine. Ben teşekkür ederim. Bu taraftaki implantlar bitti. Daha bu tarafım da var. Onun için de tekrardan geleceğim. Ben Köksal Bey'e teşekkür etmek için dediğim gibi videonun bu kısmını çekiyorum. Buradaki işlemlerim bugünlük bitti. Köksal Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kolay kardeşim. Sağ ol, var ol.
Şimdi implant takıldı. Daha doğrusu iki tane implantın kökü takılmıştı. Bu kaplamaları takıldı. Eve gidince de bunu sizlere göstereceğim. Yağmur yağdığı için şimdi biraz hızlı bir biçimde ilerliyorum. Aracım da yok bugün. O yüzden koşar adımlarla evime ulaşmaya çalışacağım. Tam bir vlog özürlü olduğum için maalesef bunu dışarıda tamamlayamadım. Zaten yağmur yağıyordu, o yüzden telefonum da çok ıslanmasın diye, çünkü çok kıymetli ya benim için. Telefonum da ıslanmasın diye çekime evde devam etmeye karar verdim. Bugün yaptığım işlemleri basitçe size söyleyeceğim. Dişçiye normalde 4 ay hatta 5 aydır gidiyorum. Bu sadece implant yapımı sağlanmadı. Birden fazla dolgu, ayrıca kanal tedavileri, üçlü köprü kaplama, ayrıca 2 tane implant bu tarafa, tabi planlanmış 2 tane de implantım olacak bu tarafa. Ayrıca bir tane de diş çekimi yapıldı. Ağzım inşaat alanı gibiydi. Yani bu benim tabii ki marifetim olmuş oluyor. Dişlerinize iyi bakmayınca maalesef ki sonucu böyle oluyor. Şimdi bugün yapılan işlemi de şöyle söyleyeyim. Implantın kökleri bir önceki gidişimde takılmıştı. Ardından bir süre dinlenmeye alındı. Yani bekledik. Kemiğe kaynaması beklendi. Kaynadıktan sonra da ölçü almak için zaten Köksal Bey'in de bahsettiği gibi dijital ölçü almak için davet ettiler. Ölçüyü aldılar. 4 ya da yanlış olmasın 5 gün sonrasında diş protezimin hazır olduğunu, implant o üstlerin, protezlerin hazır olduğunu söylediler. Bugün de gidip onları taktırdım. Şimdi şöyle, bahsettiğim gibi ağzımın içi zaten berbat bir durumda daha öncesinde olduğu için ben oranın yokluğuna alışmıştım. Şu an orada diş var, 3 tane diş var yan yana. Biraz sonra ilk yemek yeme deneyimimi yaşayacağım. Nasıl hissettirecek onu bilmiyorum ama hiçbir ağrısız bir şey yok. O kökleri takarken de hiçbir ağrı olmamıştı. Bu kemiği delme işlemi çoğusuna korkutucu geliyor, çoğusuna çok korkunç geliyor. Ama hiç korkulduğu kadar değilmiş, onu da size söyleyeyim. Bir de güvenli yerlerde, emin ellerde bu işi yaptırıyorsanız kesinlikle şüphe duymanıza gerek yok. Ben açıkçası dişçiden çok korkuyordum ama eşimin ve çevremdekilerin tavsiyesi ve tabii ki araştırmalarım üzerine bu şekilde bu kliniği buldum. Ve Köksal Bey de gerçekten yardımcı oldu. Ayrıca ağrısız, sızısız ve güle oynaya bir biçimde diş yapımı sağlamış olduk. Normalde önceden dişlere giderken yoğun bir korku içinde oluyordum ki zaten uzun süredir gitmediğimden ağzımın hali belli. Bu taraf bomboştu. Şu an orada 3 tane implant var. Klinik bilgilerini ben sizlerle paylaşacağım. Videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Daha öncesinde dediğim gibi bir video çekmiştim. Ama videoyu kendim beğenmediğim için kaldırmak durumunda kaldım. Bence bu kliniği, eğer diş ihtiyacınız, diş ağrınız veya diş yapımına ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle bu klinikle görüşün ve bir fiyat alma işleminden sonra da bir ziyarette bulunun. Zaten girişte de gördüğünüz kesinlikle tertemiz, gıcır gıcır ve girişinde böyle filmlerde gördüğümüz şu uzay istasyonları olur ya, dezenfekte ediliyorsunuz. Ardından ayaklarınıza galoşlarınızı falan geçiriyorsunuz. Tabii o filmlerde galoş yok ama burada en azından temizliğin ön planda tutulmuş olduğu gayet açık ve net bir şekilde ortada.